Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ala Resulina Muhammedin selavat. Bu Ramazan-ı Şerif'teki kıymetli vakitleri değerlendirmek boşa gitmemesi adına bir diğerler okuyacağım. Nasıl Ramazan'ı değerlendireceğiz? Kaç gün kaldı oruca? 2. O zaman bu ders çok önemli. Vakti gelmiş, tamam. Yani Ramazan Risalesi'nden okumayacağım. Yani Ramazan'ı nasıl değerlendireceğiz? Neler yapacağımızdan bahsetmeyeceğim, neler yapmayacağımızdan bahsedeceğim. Yani iftihtah tekbiri, namaza giriş, eylemsizlik eylemi, terk yani. Namaza böyle giriyoruz, Allahu Ekber. Namaza terklerle giriyoruz. Namaza terklerle giriyoruz, terk. Anladık mı abi? Evet, her şeyi terk edip giriyoruz. Abi. Evet, yani neleri terk edebileceğini gösteriyorsun. Namazın dışında her şeyi terk ediyorsun. Bu sesi kapatsan istersen. Böyle değil. Bu şey değil. Onun için çalıştır. Işık olsun. Klima açık abi. Klima açık. Kapat onu. Kapat onu. Şimdi neleri terk edebileceğini, mesela neler yapacağımızı değil bu akşam, neleri yapmayacağımızı yapacağım dersi. Ramazan değerlendirsin diye şöyle diyor. Bu Ramazan-ı Şerif'teki kıymetli vakitleri radyonun malayaniyatıyla zayi etmemesi için. Demek ki bundan uzak duracağız. Dünya siyasetine karışmadığımız sebebi o geniş ve büyük dairede vazife az ve küçük olmakla beraber, yani sen bilmeyecek miyiz? Bilmeyle neyi değişecek? Olayın kendisi değişecek mi seni bilmenle? Değişmeyecek. Ama o olay değişmiyor ama sen değişiyorsun. Bir daha anladık mı orayı? Bak, o haberleri bilmeyle o olay değişmiyor. Ama sen değişiyorsun. Bir, geriliyorsun. Gergin oluyorsun. Öfke patlamaları yaşıyorsun. Evde huzurun kalmıyor. Evde hırçınlaşıyorsun. Dışarıda da öyle. Yani yapacağımız şeyleri zaman ayıramıyoruz. Hele hele bu Ramazan'da, Üstad 56 Emir Dağı'nda bunu Risale-i Nur şakirtlerinin meraklarını tadil etmek diyor. Bu meraktır diyor. Merağı tadil edeceğiz. Yani istikamete koyacağız. Eğer merağına sahiplenemezsen hiç şansın yok. Hiç şansın yok. Eğer merağına sahip değilsen. Dünya siyasetine karışmadığımın sebebi o geniş ve büyük dairede vazife az ve küçük olmakla beraber cazibedarlık cihetiyle meraklıları kendiyle meşgul eder. Bak, meraklıları kendiyle meşgul eder. Hakiki ve büyük vazifelerini onlara unutturur. Veya noksan bıraktırır. Hem herhalde bir tarafkirlik meylini verir. Zalimlerin, zulümlerin hoş görür, şerik olur. Çünkü hakiki dindardan, hakiki siyasetçinin hakiki dindar olmaz. O ehven-i şerdir. Yani şerlerin arasında ehvendir. Yani kötüler arasında iyi. Ama insan tarafkir oldu mu, her şeyiyle o oluyor. Her şeyini mubah görüyor. Bu sefer şerine ortak oluyor. Çok acayip. Şimdi diyor ki,
Hakaik-i imani her şeyden evvel bu zamanda, hangi zamanda? Bu zamanda en birinci maksat olmak, sair şeyler ikinci, üçüncü, dördüncü derecede kalmak. Kardeşim, imanın kıymetini bilmiyoruz ki. İmanı böyle bir anlayış. Anne babadan kalmış ya. Böyle miras kalır gibi. İslamiyet kalmış. Kıymetini bilmiyoruz. Onun için sonra dönenler bunun kıymetini daha iyi idrak ediyorlar. Bilmiyoruz imanın kıymetini. Çünkü daha önce ölmedik ki. Yani ölüm başımıza gelmediği için imanın ne olduğunu bilmiyoruz. Ölünce göreceğiz ki iman neymiş. Gerçi bu cemiyete baktığımız zaman panik atak, depresyon, uğram, bunalım, hayat anlamsız kılan, doyumsuz kılan, hırçın kılan, ya ne bileyim ya, acı birbirine girmiş olay. İman zaafından kaynaklanıyor. Dabbetullah istila etmiş, tırpan gibi doğuruyor. Haberimiz yok. Bu ehli dünyadan bahsetmiyor. Bir Dabbetullah dersini dinleyin. Dabbetullah. İnsanın tırnağından dişine yerleşecek, buradan şeye girecek, kemiğine yerleşecek. Dabbetullah. Bu yolla giriyor. Bu tırnak bir inşallah gelecekte bir çıkacak, göreceksiniz. Uzuv göreceksiniz, organ göreceksiniz. Vücudun bütün pisliklerini, en büyük pisliklerini diyeyim, affedersin, büyük abdest gibi ve büyük abdestin atamadığını tırnak atıyor. Büyük atıyor, büyük atıyor. İnsanın kimliği, neyse, bilmiyoruz ki bir şeyi. Dabbetullah perişan etmiş insanları. Yecüc ve Mecüc. Diş ve tırnak. Ya, neyse, konumuz o değil. Hakaik-i imani her şeyden evvel bu zamanda en birinci maksat olmak, sair şeyler ikinci, üçüncü, dördüncü derecede kalmak ve Risale-i Nur'la onlara hizmet etmek en birinci vazife. Onu yapacağız da Ramazan'da. Sonra medar-ı merak, merak da var, medar-ı merak ve maksud-ı bizzat olmak lazım iken iman hizmeti. Şimdiki hal-i alem, hayat-ı dünyeviyeyi, hususan hayat-ı içtimaiyeyi ve bilhassa hayat-ı siyasiyeyi, bilhassa medeniyetin sefahat ve dalaletine ceza olarak gelen gadab-ı ilahiyenin, bak, medeniyetin sefahat ve dalaletine ceza olarak gelen gadab-ı ilahiyenin bir cilvesi olan harb-ı umuminin, şu dünyevi hadiselerin tarafgirane damarları, asapları teyit edip, yani tarafgirane damarları, sinirleri gerip, sinirler geriliyor. Zihinler ona teveccüh ediyor. Batını kalbe kadar. Nereye kadar? Batını kalbe kadar. Hatta hakaik-i imaniyenin elmasları derecesine o zararlı fani arzuları yerleştirecek derecesinde bu meşhur asır öyle şirinlik etmiş ve diyor. Ve öyle aşılamış aşılıyor ki ne, kimleri tesir edecek? Risale-i Nur'un dairesi haricinde bulunan ulemalar, belki de veliler, o siyasi ve içtimai hayatın rabıtaları sebebiyle hakaik-i imaniyenin hükmünü ikinci, üçüncü cerecede bırakıp o ceyranların hükmüne tabi olarak hem fikri olan münafıkları sever, kendine muhalif olan ehli hakikati, belki ehli velayeti tenkit veya davet eder. Hatta hissiyat-ı diniyi o ceylanlara tabi yaparlar.
Mesela bundan ne kadar oldu bilmiyorum. Memlekete gitmiştim. Birisini ziyaret ettim. Akrabamdan yokmuş. Birinci derecede yakınım. Baktım. Baktım yukarıdan geliyor. Sırtında sepet. Belki de var en az 60 kilo ile 100 kilo arasında. En az 60 kilo. Biz taşıdık. Hani şey zannetmiyorum. Onlar 60, en 60 bir şey değil ki. Sepetin üzerine bir tane de bokça koyan. Kadın 68 yaşında, iyi bileyim. Ter kan olmuş. Oo, seni gördüm, çok sevindi falan. Ondan sonra indi, hoş beş etti. Yüzünü yıkamadı. Ben gördüğümü söylüyorum size. Oturduk. He, ne haber dedim. Hemen televizyon açtım. Niye açıyorsun dedim. Dur ya, sohbet edelim. Haber geçiyor dedi ya. Ben onun için acele ettim dedi. Lan bir yüzünü yıka. Yıkarım sonra dedi. Ödüm patladı ya. Köylü kadının senin ne işin var? Dini bir şey anlatsan, zamanım yok şimdi, ahir işim var diyecek. Daha görmüyor musun, bak yük getirdim diyecek. Peki o olay bildi. O olay değişecek mi? Yok, o değişecek. Biraz sonra diyor ki, çok asabiyim dedi, yani çok gerginim, sıkıntıyım, beni bir okursan. Seni televizyon okuyor dedim senin. Benim okumayı bırakmadı ki. Seni okuyan okuyor. Kemikleri işlemiş değil mi? Tabii canım, dabbetul arz işte. Dabbetul arz. Küreye arz demiyor. Arz, dünyadan dabbe çıkacak, dabbe. Dabbetul arz, saracak. İnsanları ne yapacak? Akıllarına ve kalplerine yerleşecek. Akıllarını bak ne diyor? Manevi bir divane edecek. Kalbine yerleşecek, manevi bir dinsiz yapacak. Dabbetul arz. Peki, dabbetul arz nedir? Bu iki saat, iki, üç saatlik ders. Onu anlatmayacağım da size şunu söyleyeceğim. Senin dabbetul arz kimdir? Senin. Adem aleyhisselamla Havva validemiz yasak meyveyi yedikleri zaman ne oldu? Her Resul haya yerleri açıldı. O zaman o yasak meyve nedir biliyor musunuz? Senin hayanı açan, edebini kaldıran, seni hayasızlığa götüren senin meyven odur. Herkesin meyvesi budur. Hayayı açan, haya kuralını aşan, seni hayanı ortadan kaldıran, edep yerlerini sana açtıran kim idiysen yasak meyven odur. O zaman ortada meyve diye bir şey yok mu şimdi Adem Peygamber'in? İşte meyve neyse o. Ne meyvesi? Bu meyve. Şimdi senin dabetul arz ne? Ahlakta ve hayatta zulümlü ve zulümatlı bir anarşistlik, merhametsizlik. Aklını dağıtıp manevi bir divane, kalbini dağıtıp manevi dinsiz ne yapıyorsa seni, dabbetul arzın odur seni. Dabbetul arzın odur. Başka yer okuyacağım. Çalışarak geldim. Aziz Sıddık kardeşlerim, anladık değil mi abim o şeyi? Dabbetul arz herkesin acayiptir. Bak Yecüc ve Mecüc ne yapacakmış? Yecüc ahlakı bozacak, Mecüc hayatı bozacak. Yecüc kafayı bozacak, Mecüc kalbi bozacak. Yecüc tırnağı bozacak, Mecüc dişi bozacak. Mecüc dişi tırnağı bozacak. Birisi içeriye alma yöntemi, birisi dışarıdaki şey. Hasan abi, ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi insanlarda şey var ama hala bazı cemaatlerde Mecüc bekliyorlar böyle.
insanlara... Rabbe'yi bekliyorlar. Evet. Oraya mı konuşsun? O da bekliyor. O cemaat minare boyunda bir adam bekliyor. Deccal. Deccal geldi, icraatını yaptı. Ona sordum. Deccal gelse ne yapacaktım? Şunu yapacak, bunu yapacak. Yapmadı mı? Minare boyunda adam bekliyor. Yani minare boyunda doğuracak bir çocuğu nasıl bir anı olacak onu da merak ediyorum. Eşeğiyle gelecek. He? Eşeğiyle gelecek. Eşeğiyle gelecek. Eşek var mı ya? Ha, eşek bekle. Aziz Sıdık kardeşlerim, Risale'yi okumasan böyledir işte. Abi yani Risale'yi okumak, hani şimdi bu Dabbetül Arz dedin ya, şimdi burada hani bizim o zina yoluyla bulaşan menfur hastalık var. Şimdi bizim hani okuyoruz ama hani dedik odur filan ama böyle enfüsi manada hani sadece okumakla... Değil. Onu bizim yorumladığımız. Biz yorumluyoruz. Yani AIDS, Ebola, insanı hayır. O bir Dabbetül Arz'a bir bak bakalım. O bir unsur olabilir ya. O sonuç zaten abi. Sonuçlardan. Onun bir ürendir Dabbetül Arz'a olmuş. Evet. Dabbetül Arz değil ki o. Değil. O netice yani adam. AIDS olmuş. Mesela bak. O yasak meyve neydi diye buradan gidin Dabbetül Arz. O yedi Adem Aleyhisselam. Ne oldu? Hayal yeri açıldı. Seni hayanı ortadan kaldıran senin meyvendir. Senin dimağını divane eden, kafanı divan, kalbini manevi dinsiz yapan senin de Dabbetül Arz'ındır. Bak onu böyle dinleyin, sırayla sıralamışız onu külliyatta. Kimisinin bir haset, kimisinin bir tiryakilik, kimisinin bir israf. Bak dabbe çıkıyor, kimisinin televizyon çıkıyor orada, dinsiz yapıyor. Yani kainattaki Cenab-ı Hakk'ın icraatını, merhametine, şefkatine sığdıramıyor. Sığdıramıyor, isyan ediyor. Ben bir dersimiz var. Merhamet, şefkat, muhabbet, bazı insanlar bunları ilahlaştırmış. Buraya bir şey giriyorsa odur. Girmiyorsa yanlıştır. İlah olmuş, ilah. Budistlerin ilahı muhabbettir. Muhabbet hissi. Aziz Sıdık kardeşlerim, bu dakikada Hüsrev, Rüştü, Refet, İsparta'nın Hafız Ali'si, askerlikten ne vakit geleceklerini merak ediyorum. Yani ne okuyorum biz? Layık okuyoruz. Layık okunmayan yerlerde ne Dabbetül Arz konuşur, ne böyle dersler olur. Okunan yerlerde bundan mı konuşulur? Okunmayan yerlerde kişi hakimiyeti vardır, Risale-i Nur hakim değildir. Adınız gibi bilin. Öyle bir şey okuda gidelim. Evde böyle, öyle. Laikalar okunmayan veya okunup yaşanmayan yerden uzak olun. Uzaklaşın. Kişi hakimiyeti var. Dabbe, o da bir dabbe. O da seni divane ediyor. Ahiret menfaatini tarumar ediyor. Nasıl menfaat? Ya ben istifade ediyorum bir dersten. Gelemiyorsun. Ne der abi diye buraya gelemiyorsun. Lan sen dabbe tutarsın. Gidemiyorsun. Hak ve hakikattan seni uzaklaştırıyor. Yani bak meyve bir şey değil. O yedi meyveyi diyorum bak mantık kuralının. O meyveyi yedi hayası açıldı. Netice bu. A eşittir X. X eşittir A'dır. O zaman hayası açılan. Hayanı ortadan kaldıran senin meyvendir. Senin aklını dağıtıp manevi divane, kalbini dağıtıp manevi bir dinsiz yapan şey senin Dabbetül Arz'ın. Ha bu mesela bunlar olmasa layıka bu istikamet nasıl olacak ya? Al diyorum şu bu kadar senin kadar şey yapan yok diyor layıka. Ya layıka benim kadar ne? Ortada bir şey ya. Gizli bir zındık komite nurcuların arkasına geçmiş. Ben diğer cemaatlerden bahsetmiyorum.
Benim meselem değil o. Tarikatçıdır, Süleymancıdır. Ben nurcularımdan bahsediyorum. Nurculuk cemaati tektir. Onlar diğerleri gruptur. Sakın içerisindekilere cemaat demeyin. Ekmeklerine yağ sürüyorsunuz. O içeride bulunan komite var. Bu dostlarımın içinde çok münafık var diyor Üstad. Kim? Dostlarımın içinde diyor. Şimdi kıla gidiyor adam. Münafıklar nasıl iş yapıyor? Bu laikaları nazara veren adamları dinlemeyin diyor. Laika derslerini yapan adamı dinlemeyin diyor. Kim bu adam o zaman? Bu dersleri yapıyoruz ki sakın Ramazan'a böyle girmeyin. Diyor ki karar aldık bunu dinlemeyeceksin. Kim bu o zaman? Risale-i Nur'u sadeleştirirler. Sadeleştirme namı altında tahrip ederler. Toplanıp karar almazlar bunun aleyhine. Risale-i Nur'a ve ustadımıza iftira yaparlar İslamsız oğlu. Toplanıp karar almazlar. Laikaları nazara veriyoruz. Aman ha bunu girmeyin. Laikalar şöyledir. Benim hakkımda koca bir grup toplanıp karar alıyor. Kim peki bu içerideki parmak? Hal anlamayacak mısın? Ne zaman anlayacaksın? Önünce mi ya? Musallaya geçince mi anlayacaksın? Ne zaman uyanacaksın? Ey Müslüman, hani uyanıktın? Hani şahıslar değildi, hakikattı? Ben bu laikalar ne okuyoruz ya? Uyanık olun diye ya. Laikalar okunmuyor okunmayan yerlerde. Ders yapısız şey. Herkes dağıldıktan sonra okuyoruz. Dağıldı. Eğmemi de yaptık. Ha. Hu. La kara lu kara. Ondan sonra yapacak bir şey yok. Oradan bir şoku da gidelim hadi. Bir şoku da gidelim. Şuraya bak ya. Hayat felsefesini böyle yapıyor. Bu adamın yanında senin ne işin var ya? Ama bunu diyor. Hal oradaysa sen de o tiptensin. Niye 107 işareti cazda diyor ki birbirine yakın olanlar birbirini celp ve cezbederler. Sen de aynı tipten olsaydın, olmasaydın orada rahat edemezdin. Ne anlatıyorum ben ki dinleme diyor. Laikayı dinleme diyor sana da anlamıyorsun. Ben laikadan okuyorum. İlk oku diyorum. Kardeş kapatır mısın? Kapat telefonu aşağı gitme kapat. Hasbunallah ya. Her derste mi söyleyeceğiz arkadaş ya? Kapat şunu ya. Kaç defa? Bir derste iki defa telefon mu çalar? Emir Dabir 56. Kastamonu 118 okudum. Kastamonu 144. Okuyorum. Diyor ki bu dakikada Hüsrev, Rüştü, Refet, İsparta'nın Hafız Ali'si askerlikte ne vakit geleceklerini merak ediyorum. Hususan Hüsrev'in kalemi ne vakit Risale-i Nur'un Fatiha'sına, intişarına kavuşacak diye bilmek istiyorum. Onlara da selamımı tebliğ ediniz. Şimdi bundan 10 dakika evvel cesurca fakat kalemsiz iki adam Risale-i Nur dairesine birisini getirdi. Bak, laikalar nedir biliyor musunuz? Bak, laik. Kur'an'da Kale Musa, Kale Firavun. Yani peygamber kısaları nasıl ki peygamberlikle alakası yoktur. Onunla zatıyla alakası olsa gitti öldü gitti benimle alakası yok. Ben niye onun kitabını okuyayım hayatını okuyayım? Benim ne işime yarayacak? Hayır. Musa, İbrahim vesaire. Peygamberler simge, sembol, ritüel figürdür. Yani o zeminde bizi inşa eden hem zemindir hem malzemedir. Mesela Yunus Aleyhisselam'ın denizi bizim şuramız. Onun hutu bizim şuramız. Eyüp Aleyhisselam hastalığı bizim hastalığımız vesaire. İbrahim'in ateşi bizim ateşimiz diye anlatıyor. Demek ki onlar simgedir. Laikalardaki şahıslar da Hüsrev, Rüştü semboldür. Figürlerdir, ritüeldir, simgedir. Nasıl ki Kur'an'ın her bir ayeti mutadit manası vardır. Her bir mana külliyedir, her asırda efradı bulunur. Risale-i Nur'da da aynı kanun caridir. Bağla nedir? İdealist dava adamının ruhunu inşa etme zemini ve malzeme hakikatıdır. Kastamonu nedir? Bu idealist dava adamının doğruları yap, yapma, git, gitme, ver, verme, bulun, bulunma gibi dış dünyamızın doğrularını ve yanlışlarını tanzim eder. Akıl ve kalp çatışmasını
hissiyatlarımızı kontrol etmek adına içsel dünyamızı dengeye getiren emir dağıdır. Kur'an'da Firavun dedi, Musa dedi, Musa dedi, Firavun dedi, Kale Musa, Kale Firavun, bu da tarihçi hayattır. Yani İslam'ı nasıl müdafaa ettiler, İslam'ı nasıl yaşadılar, nasıl gösterdiler, engelleri nasıl aştılar, yöntemini tarihçi hayattır. Tarihçi hayat anlatır. Abi çok özür dilerim. Şunu, şu kısmı okumadan yapamayacağım. Efendim oku bakalım. Sevgili üstadım, evvelce arz ettiğim vecihle ben artık bir şey için yaşadığımı zannediyorum. O da üstadım olan Dellal-ı Kur'an'ın vazife-i memuri-i maneviyesini ifada kendilerine pek cüz'i bir yardım ve Kur'an hesabına cüz'i bir hizmetkarlıktan ibarettir. Şimdi abi, yani şu duyguyu anlamadan. Şimdi o bir duygu ona az mı? Bu diyor ki usta, Hafız Alev için, bu ihlas diyor, bu halet sirayet edecek diyor. Gelecekte hizmet edecek diyor. Sirayetten bahsediyor. Bak ne diyor şimdi. O zatlarla, zatların üzerinde, zatlar aynasında, zatlar bahaneyle bak bize ne diyor. İki adam Risale-i Nur dairesine birisini getirdi. Ulan ben bu laikalar olmasa ben neyi nasıl yapacağım ya? Getirmiş bak onlara ne diyor? Yeni ha? Yeniye ne diyor bak. Hemen ben tevhid dersi yapardım. Onlara dedim ki, bu dairenin verdiği büyük neticelere mukabil, Risale-i Nur'un iştirak amali uhreviyesinin sebabına ortak olmak istiyorsan, bir, sarsılmaz bir sadakat, iki, kırılmaz bir metanet ister. İsparta kahramanlarının gösterdikleri harikalar ve cihan pesendane Hidemat-ı Nuriye'nin esası, harika sadakatları ve fevkalade metanetleridir. Senin ilmin, kuvvetin, paran, servetin, kariyerin değil. Münafıkların planını akım bıraktı diyor. Türkiye'nin otobüs numarası vardı. Kaçtı otobüs? 302. 302. Şu anlar 302'den kalsın. Türkiye'nin meşhur otobüsü. Ha, 302'de diyor ki, sizin servetiniz, gücünüz, makamınız, kariyeriniz münafıkların planını akım bıraktı demiyor. Neyiniz Resul diyor? Sebat ve metanetiniz ve tesanüdünüz münafıkların planını akın bıraktı. İlmiyle dalalete giden çoktur. Sadakatle dalalete giden yoktur. Sadık olacaksın. Sadakat ne demek? Laikalar dendi, uyacaksın. Bu metanetin birinci sebebi, bir, kuvvet-i imaniye, iki, İhlas hasletidir. İkinci sebebi cesaret-i fıtriyedir. Onlara dedim, sizler cesaretle ve efelikte tanınmışsınız ve dünyaya ait ehemmiyetsiz şeyler için fedakarlık gösteriyorsunuz. Arabanda çıkıp kavga ediyorsun. Elbette Risale-i Nur'un kutsi hizmetinde ve cihana değer uhrevi neticelerine mukabil bir, merdane, iki, fedakarane cesaret, üç, metanet gösterip sadakatinizi muhafaza edersiniz. O dedim, onlar da tam kabul ettiler. 208 okuyorum şimdi, okuyacağım. Arkadaşlar, ne yapmaya çalışıyorum biliyor musun bunda? Neyse yani gayem ne? Cemiyet davetular tarumar ediyor. Tarumar olmanızı istemiyor. En büyük tahrip olan kendisini tahripsiz zannetmesidir. En büyük tehlikede olan kim? Kendisini tehlikesiz zannetmesidir. Tehlikede aramızda kim var biliyor musun? Sokağa hitap etmiyorum şimdi. Yani, ya bu bana, ya tabii canım sokak öyle. Eğer bu dersi üzerine almayıp sokağa düşünüyorsan en büyük tehlike sensin. Sensin bu. Bu tehlikede sensin. Diyor ki, hem zındıka nifak hasiyetiyle her tarafa döner. Ben ortadan aldım. Yani cemaatin içine girer. Ustada bak ne yapmışlar. Ustadın bir talebesi var. Talebesinin damadı var. O damat berber. O berberlik münasebetiyle bir dostu var. Zındıka o dostla berbere tesir ediyorlar. Berber kayınpederine tesir ediyorlar. Kayınpederi ustada tesir ediyor.
bu kadar yöntem kullanıyorlar. Dilek yapmıyorlar. Nasıl şimdi bunu çözeceksin? Nasıl çözeceksin? Çöz hadi. Bak diyor ki Çendan diyor benim talebemin damadıdır, damadının da dostudur diyor. Talebemin diyor damadı Şefkat Tokat'ından. Berberlik, berberdir diyor. Berberlik münasebetiyle dostu varmış. Eyni zındıka dostu ayarlıyor. Dost da damatını ayarlıyor. Damat kayınpederini ayarlıyor. Kayınpederi de usta da şey yapıyor, tesir ediyor. Sirayet ediyor ona tesir etmek için. Ne kadar acayip şeyler kurgulamışlar. Geçen bir rüya görmüştüm bundan 10-15 gün, 10 gün, 15 gün önce. Ustakla alakalı Hüsnü abiye. Hüsnü abiye kurulan tuzağı söyledim. Bilemem dedim, rüyayı gördüm. Zamanım yok dedi, sen bilirsin dedim. Seninle alakalı ustalı bir rüyayı gördüm. Hemen gel dedi, hemen gel. Zamanın yok. Gittim. Anlatmayacağım onu da onunla alakalı. Kurguladıkları tuzağı, Sungur abiye yaptıkları tuzağı aynısını yapıyorlarmış. Ve şeye geçirmişler ya, şu anda işliyor. İlan ediyorum ben, ona da söyledim. Tedbirini al abi. Uyguladıkları plan Rüştü abiye, Sungur abiye ne yaptılarsa aynısını şunun buna yapıyorlar. Sistem aynı çalışıyor, aynen. Aynen. Laikaları unutuyorlar, abi, 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 şamyol gibi, traktör şamyol lastiği gibi şişiriyor, şişiriyorlar, tamam mı? Abi tarikata şey yapıyorlar, adam da engelleyemiyor ki. Kitap unutturulmuş, laika unutturulmuş. Kişiler yüceltiliyor, tamam mı? Zirvelere kitabı değiştirmek zor, mümkün değil. Şahısları değiştirmek kolay. Yüceltiliyor, ondan sonra beşeriyetten dolayı bir arızasını gösteriyorsun, doğru dipte. O yere vurduğu gibi herkes yerde. Abi bu Ramazan muhtemelen size bir sürü teklif gelmiştir. Oh. Televizyonlarla alakalı. Evet. Bu da belki sizin dabbedül arzınızda siz bunu yok mu ediyorsunuz? Ya. Ne, ama Gafur, onu reddetmeyi gel bana sor. O reddetmekteki yaktığı içimi. Milyonlara hitap edeceksin. Ha, böyle size 100 kişi, 200 kişi, onun kişiye mi hitap edecek? Lan, milyona hitap ediyorsun ya. X böyle en ulusal televizyon ya, senin ne diyor? İstinye'de diyor, Sarıyer'in İstinye'de yat var, yat denizde. Orada nasıl olacaksa canlı yayın, psikoloji dersi yapacağız diyor, şeyde, yatta. Başka bir tanesi Kız Kulesi'ni orada yapacağız diyor. Kanal. Gel de reddet hadi. Gel bu şaşağı reddet ha, gel bana sor. İçim yanıyor, vallahi yanıyor içim. Vallahi yanıyor, billahi yanıyor. Tevazu etmiyorum, içim yanıyor. Ulan kitleye hitap edeceğim ya. Rüştü abi dedi ki bana, Zübeyir abi dedi, hiç böyle bir vasiyette var o kadar. Bak dedi, hep vitrinde abiler var. Sır katibi vitrinde, kitapta o kadar yok. Sır katibi. Zübeyir abi bana, Zübeyir abi, bizim daire Zübeyir abinin ve Tahir-i Mutlu abinin dairesi. Bana dedi ki diyor, geniş daire şaşa dünyasına çıkmayacaksın. Çıktığın anda senin intiharındır. Sen nur hizmetini yapacaksın. Fırtınalar, Zübeyir abinin sözüymüş. Fırtınalar estiği zaman birkaç tane ağacı sökecek, atacak veya dalını koparacak. 2-3 tane bacayı devirecek ama o kadar. Güneş faaliyeti sessiz, sadasız her şeyi neşine malandırır. Sen diyor, o hizmetler olmayacak, olsun. O geniş daire hizmetleri yapacak ama çekirdek kadro, dar daire hizmetini sen bırakmayacaksın ki onlara mecra ver, onlara yön ver, onlara malzeme ver, onlar yapacak. Sen geniş daireye çıkmayacaksın demiş. Oysa fıtratı acayip, nutuk atmak. Benim fıtratımı düşünün şimdi. Televizyona çıkanlara bakın, iki kelimeyi ağzına getiremiyor ya. Düşünüyor olan ne dedi. Ben şimdi kelimeleri yutuyorum yani, şunu da söyleyeyim diye, deponun doluluğundan söylüyorum. Kusura bakmayın la, laf akrara gurur yani, Risale-i Nur'daki mana mertebesi itibariyle. Devamlı meşgul olduğum için. Dırt diye boşatacaksın. Yani bana yarım saat neymiş ya, az konuşmak hakkında en az 10 saat konuşursun yani. Şimdi içi de dolu, donduruyorsun, yaşıyorsun. Gel de bu haletimle o televizyonları reddet ha. Şöhret var. Para var, abi var,
Hoca var. Var da var. Şşt, 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 ne dersen de. Hocam de. Hocam. İşte abi şişir. Geldi bunu terk et ha. Almaya gidiyorsun. Ramazanlık vazife yapıyorsun. Para var. Nikah kıysan para var. Cenaze yıkamak, cenaze üç gün terk yapmak. Teravih imamlığı. Evler her gün sohbete gidiyorsun. Gündüz geliyorlar, sıkıntısını soruyor. Her taraf para. Geldi aldı ha. Almayınca gel bana. Zaten oradakiler şüpheleniyor ya. Niye alıyorsun değil. Sen niye almıyorsun ya dedi. Gayem ne dedi ya. Adamlar şüpheleniyor. Casus musun nesin ya. Niye para almıyorsun? Dedim ki ah o pembe paranız var ya. Pembe 200 euro. En büyük para. Renk. O pembe paranızı almamak içim kahrediyor. Camide diyorum ya. Hani kutuya atmış. Niye almıyorsun soru. Cemaata. Ah dedim o paranızı yüzlerce insana. Böyle yapıyor. Tamam da niye kahrediyorsun demek istiyor. Niye almıyorsun? Böyle yapıyor. Mezunluk mahfili. Niye almıyorsun? O Bediüzzaman var ya Bediüzzaman. Hizmete mukabil bir şey almayacaksın. Beni mahvetti dedim. Beni mi yıkadı? Hepsi aynı sizin güldüğünüz gibi gülüyor. Yalan mı söyledi? Hasan abi televizyona çıkmayan Hasan Akar gecenin bir buçuğunda bir benzin istasyonunda pompacıyla oturup Allah'ını seversen dün akşam ya. Abi niye söylüyorsun? Televizyona onu söyledi. Dün akşam 2:15 geçe yatağıma girdi. Ta nereden geliyorum? Pompacıya ya pompacıya yarım saat anlatacağım olan 15 dakika televizyonda konuş ya. Ya benim yaptığım iş benim de aklım almıyor ki. Ben de razı değilim ki ama vasiyeti var. Zübeyir abi bana böyle dedi. Sana da o vasiyet ediyorum. Sakın geniş daire faaliyetlerinde bulunmayacaksın. Dar daire ve çekirdek kadro. İman hizmetini yapacaksın. Allah'a peygamber anlatacaksın. Tepelere, kafanın üstüne konulacaksın. Cemaat. Laikaları yapacaksın. Seni memleket memleket sürgüne yollanacaksın. Her türlü eza ve cefa yapılacak sana. Laikalar yaparsan. İmani, haşri, tevhid, miracı yaparsan kafaya konulacaksın. Ama laikaları öne sürdün mü hiç şansın olmayacak. Çünkü zındıka komitesi rahatsız oluyor. Çünkü bir insan sözleri okuyarak, mektubat okuyarak kendini nurcu hissetmez. Nerede, neyi, nasıl, niçin yapacağını nerede bilecek? Kim, kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, makam ve maksat ne nasıl çözeceksin? Laikaları. Benim elimde bunu al. Emirdan al. Bak bu Emirdan. Bu Kastamonu. Al bunu. Allah'ını seversen ben nasıl ne yapacağım ya? Ben ne yapabilirim ki? Sözleri iman hizmeti nasıl anlatacağım ben? Ha, yapma diyor. Onun için sakın bulunmayacaksın. Şimdi yarım saat pompacıya mazot dolduran arabaya şey, bir adam ya. Bir adam. Ya iner misin dedi ya. Ulan nereden söyledin pişman oldum gibi yani tövbe estağfurullah ama dolduruyor lan iki kelime çakayım dedim ha. Selam aleyküm selam. Kardeşim dedim arabanın dedim psikolojisi bozuk. İyi bir dedim şey istiyor dedim moral istiyor. Adam da aşağıya ya ben arabada. Anlamadım dedi ya. Vallahi dedim arabanın moralı bozuk. Panik atak mı oldu? Titredi dedim. Titreme aldı. Sarar mı? Şizofreni mi bilmiyorum. Panik atağı galiba geçiriyor. Dedim ya buna herhalde bir euro düzen lazım. Kaliteli olsun. Ya arabanın dedi panik atan. Ne attı dedim panik böyle şey sarstı. O zaman şizofrenin ya baygınlık geçiriyor. Dedi ya bir bakar mısın bir iner misin sen dedi ya. Adam böyle bir adammış. Meğer gusulde girip çıkıyormuş. Baya gir çık gir çık gir çık. Kışeli bir adammış. Ondan sonra dedi ya biraz anlattım. Üçe ayırdım insanı. Tak tak. Benim nefsim, benim ruhum, ben. Girdik. Dedi ki ya dedi beni tanısan benim için geldin diyeceğim. Ya benim bu hallerimi nereden biliyorsun dedi. Zannediyor ki ilk defa oluyor ve kendisine az. Dedim ki herkes böyle. Yapma ya. İlk defa duyuyor. Zannediyor kendisine asmış bu. Sonra benim uçakta o abdest. Ona şeytan gelse de abdestin yok dese de abdest almasa falan onu nasıl kahkahalar gülüyor böyle tuttu sana ya kahve ulan gece 1:30 kahve attım bir çay dedim bari çay ver. İşte bir kişiye yarım saat uğraşıyorsun televizyona çıkmıyorsun bu mantık mı değil aklını alıyor mu yok bilmiyorum niye yasak. Sıradan açıyorlar değil mi abi? Ha? Oraya çıkanları sıra... Vallahi ne dersen de ama aklım almıyor.
Bak vallahi buna bir adama yarım saat anlatacağıma, yarım saat ben o yatta anlatsam hem de fiyakan yerinde. Hemen bir severiyorlar. Para veriyorlar. Top öyle tak geliyor falan yok. Küller başka bir şey koyarlar. Makyaj da yaparlarmış. Yapıyorlarmış. Tamam mı? Oo diyor. Ya ben onu görmedim bizim, diyor ya. Bizim işler akıl işi değil. Akıl almıyor. Para teklif ediyor ne dedi? Akıl mı? Olmaz. Bunu bize teklif ediyor akıl mı? Neyse bir televizyon sahibi vardı onu da diyeyim. Seninle bir daha işim yok dedi Kırıkhan'da. Kuzey Irak'a Suriye'ye yayın yapan bir televizyon sahibi. Lan Bediüzzaman'ın doğum şeyi ya dedi, Mevlüt günü dedi ya. Ya çık dedi Ahmet Mehmet'i toplayıp dedi anlatıyorum. Lan dedi bir anlat dedi Bediüzzaman'ı ya dedi. Hakikaten içim ne kadar kahrediyor. Şimdi de yanıyorum. Ulan bir anlatsam ben Bediüzzaman'ı anlatsam. Enfusi tarafına bir girsem şöyle Allahu Ekber. Şeceri hilkatten aynıydı bu alem her şey hak ile kayım. Said'in miratında kainat görünür daima. Böyle bir yapsak yani falan. Bir girsek. Enfusi tarafına. Yok gitti böyle yaptı. Şu kadar doğdu. Lan ne işin var onunla ya? Yedi, giydi, neler. Şimdi uğraşıyorlar. Elbisesini yemiş, nerede yatıyor? Ulan lan bırak onu ya. Usta diyor ki, ruhumu diyor cesetle meşgul etmemek için doktora ve ilaca müracaat etmeye. Ruhum bir daha. Hem tarihçede hem emirdan'da geçiyor. Ruhumu cesetle meşgul etmemek için doktora ve ilaca müracaat etmeyen bir adamı. Ben de oraya sana diyecektim ama orayı da. Orayı da oku diyecektim. 165'te geçiyoruz. 165. Emirdağ abi. Emirdağ 2. Yani. Şey 2. 165 ama bir de tarihçede var. Bugün okuduk. Allahu Ekber ya. En sonunda abi. En son toplamda. 165 değil mi? 160. 5 en son. Ya bu acayip bir şey ya. Bak ne diyor. Hatta şiddetli hasta olduğu halde ruhu ve kalbi vücuduyla meşgul olmamak için ilaçları almayan ve hekimleri çağırmayan bir adama. Ya Ramazan-ı Şerif'te yani. Ramazan-ı Şerif'te bu. Ramazan-ı Şerif'te. Ya bu deli edecek ya Bediüzzaman beni ya. Vallahi acayip ya tuhaf bir şey ya. Etmiş zaten abi. Etmiş zaten. Sabahtan beri seni de diyor ama deli bir adam da diyor. Abi alem olsun. Şükürler olsun. Allah şahit olsun. Yalana şahit olursa imanı gider. Mutlaka da diyor. Risale-i Murat doyamadı. Vasiyetnamemde yazıyorum. Mezara şöyle yazacaksınız diye Kur'an'ın içinde. El-Baki huvel-Baki. Tamam. Rahmetli Risale-i Nur'a ve şey televizyona ve Deccal'a düşmandı. Risale-i Nur'a doymadan gitti. Ruhuna Fatiha. Bak Deccal'a ve televizyona düşmandı. Risale-i Nur'a doyamadan gitti. Her gün hayretler içinde kalıyorum lan. Şimdi şeye zan şey yapıyorum ya. Ulan zan bana nereye atladım? Zan zamanı değiştiren bir sistem ya. Herkese farklı atmasına sebep. Ya deli bu kitap ya. Deli ya. Etti hakata men etti ya. Zan ya. Elezonik yay var ya böyle. Arabanın da şey Kemal olsaydı bilir o. Helezon yay. Ama kalbin içindeki yay gibi. Zaman diyor ustad böyle hat müstakimde gitmiyor. Helezonik gidiyor. Şunu aç, herkesin zaman uzuyor. Yetiştir, zaman kısalıyor. Bu arasındaki, yayların arasındaki boşluk zan. Zamanı bak, bast ediyorsun, genişletiyorsun. Ya bu nasıl bir kitap ya? Zaman canlıdır, ruhludur, şuurludur, akıllıdır. Kime ne yapacağını, nasıl tesir edip akacağını o belirliyor. Uçaktan korkanın bir saati, 10 saat, tamam mı? O yorgun yatan adamın 5 saati 5 dakika gibi geçiyor, hiçbir şey anlamıyor, uyuyor. Lan ona zaman nasıl akıyor, ona nasıl akıyor? Tuhaf. Burası ahiretin sureti kardeş. Bırak orayı yaşamayı. Zaten orada bu, orası burada yaşanabiliyor, mümkün bu. Neyse. Saadet Aleci girdi. Kardeşim Risale oku kısacası. Layıkasız, mümkün değil, dengeyi tutturamaz. Benim gibi böyle manyaklaşırsın. Ha, manyak. Yani Risale'nin bambaşka ya. Ama okuyacaksın böyle bak. Belki bak ne yapacak, ne diyecek şimdi. 208 Kastamonu. Aa bak okuduğum şekil bak. Çize çize, boyaya boyaya. Kelime kelime.
Ortadan alıyorum şuradan. 208 buradan almıyor. Şurada şunu okuyacağım. Hem zındıka, nifak haysiyetiyle her tarafa döner. Lak lak, lap lap. Sağa sol, sağ, alt üst. Döner, tamam. Senin dostunu kendine dost edip sana düşman eder. Bütün o abilere yaptıkları şey, sistem bu. Senin taraftarlık cihetiyle kazandığın günahlar faydasız boynunda kalır. Risale-i Nur şakirtlerinin vazifeleri haber ve gazete takip etmek olduğundan imani meseleler onları fazla alakadar etmez. Olmadı mı? Olmadı. Bir de okuyayım. Risale-i Nur şakirtlerinin vazifeleri gazete ve haberleri takip ettiğinden, etmek olduğundan imani mevzular onları fazla alakadar etmez. Etmek olmadığından olacak. Abi orada bir şey, sen ne yaptın abi? Ben de anlamadım. Hakikaten de biliyorum. Ters okudum ki, bakayım ne, uyuyor musunuz, uyumuyor musunuz? Demek ki ters, bak. Ters. Aferin. Ne oldu, kafanız karıştı değil mi? Öyle dersen karışır abi bak. O zaman doğrusunu okuyorum. Risale-i Nur şakirtlerinin vazifeleri iman olduğundan hayat meseleleri onları çok alakadar etmez ve merakla baktırmaz. İşte bu hakikata binaen değil 13 ay belki 13 sene dahi bakmasam hakkım var. Sizler baktınız, günahlardan başka ne kazandınız? Ben bakmadım, ne kaybettim? Ben, yani elimden geldiği kadar bakmıyor, dinlemiyor, açmıyor. Yalan mı söylüyorum size? Bakmıyor. Çünkü niye? Sürükleyecek beni. İnsanı en çok zayıf damarı, bir hastalık damarıdır, iki meraktır. İnsanın en zayıf damarı hastalık damarıdır. İki meraktır. Lokomotif gibi sürükler sizi. Perişan eder Allah aşkına. Bu akşamki dersimiz o. Merakın seni sürüklemesin. Bu Ramazan mübareği. Şimdi ben de derim ki merak yüzünden ya abi merak ediyoruz ya diyenlere. Merak yüzünden afaki hadisatın verdiği sarhoşanı gafletten zevk alan biçareler. Meğer haber dinlemek adamı sarhoş ediyormuş. Sarhoşlukmuş, içmeden içmiş gibi. İçin içen, baklava yerken meze yiyen var mı yanında? Ve yani baklavanın zararını def etmek için yanında ek destek gıda yok. İçki içerken niye meze yiyorlar? Yani zararını azaltmak için. Şimdi, peki niçin içiyor o içki? Lezzet vermiyor. Eylemini unutuyor. Arkadaşlar, lezzet başka bir şeydir. Elemini unutmak başka bir şeydir. İçki kendini seni sana unutturduğu için menus bir zevk verir zannedersin. Dertlerini unutmak zevk midir? İçki böyle yapıyor. Haber de öyle. İçki içmek gibidir. Sarhoşluk verdiğinden kendini unutturmaya vesile olduğundan hastayım diyor. Haber hastasıyım. Bak ne diyor? Afaki hadisatın verdiği sarhoşanı gafletten. Sarhoş yıkılıyor. Yıkılıyor. Zevk alan biçareler. Haber ha. Haber neymiş? Sarhoşluk veriyormuş. Ve zevke dönüşüyormuş. Zevke dönüşmesinin sebebi zevk değildir. Elemini sana unutturuyor. Anlattık değil mi bu içiden? Eğer insanın fıtratındaki merak insaniyet damarıyla sizin farz ve lazım vazifeniz zararına, bizim farzdır bakmamak, zarar, vazifeniz zararına o hadise, o geniş boşmalara sevk ediyor. Bu da bir ihtiyacı manevidir, fıtridir derseniz ben de derim, ya bu ihtiyaç değil midir ya? Usta da diyor ki ben de derim, katiyen biliniz ki insanın çok mucizatlı hılkatine merak etmeyip, insanın çok harika, sistemine, yaratılış, nereden geldim, nereye gidiyorum, neciyim, vazifem nedir, bunlara merak etmeyin.
dikkat etmeyerek iki başlı veya üç ayaklı bir insan görse kemal-i merakla temaşasına daldığı gibi aynen bu asırda, ne zaman? Bu asırda Nebi Beşer'in muvakkat ve fani tarihçi geniş hadiseleri ve zemin yüzünde 100 bin millet ve insan nevi gibi çok hadisat-ı acibeye mazhar o milletlerden her barda yalnız bir tek arı milletine ve üzüm tayfesine baksan merak, merakını yönlendiriyor bak, merak etme demiyor. Arıya ve üzüm tayfesine baksan, merak etsen, bu Nebi Beşer'deki hadisatın 100 defa daha mucibi merak ve ruhani manevi zeftere medar hadiseler var. Bu hakiki zeftere emniyet vermeyip Beşer'in zararlı, şerli, arizi hadiselerine bu kadar merak, zevk ile bağlanmak, dünyada ebedi kalmak ve o hadiseler daimi olmak ve herkese o hadiseden bir menfaat veya zarar gelmek ve o hadiseye sebebiyet verenlerin hakiki fail ve mucit olmak şartıyla olabilir. Halbuki havanın fırtınaları gibi geçici hallerdir. Sebebiyet verenlerin tesirleri pek cüzi. Ondaki zarar ve menfaatı o vaziyet şarttan bahri muhitten sana göndermez. Adam bak, bahri muhitten deyince şey hatırıma geldi. Adam geldi. Hem de İstanbul Üniversitesi'nde okuyan delikanlı. Abi ya çok merak ettim diyor ya. Bunlar senin de mutlaka merak etmişsindir. Bak bak adam neyi merak ediyor, neyi merak etmesi lazım. İşte abi hakikaten de nedir kardeşim? Ya Amerika'nın güneyinde Bermuda şeytan üçgeni var diyor. E ne olmuş kardeşim onu? Abi merak ediyorum diyor. Allah Allah. E ne olmuş abi, o Bermuda şeytan üçgeni üzerinde uçak geçerse, gemi geçerse kayboluyor. Ulan merak ediyor musun he? Nasıl bir yerdir dedim. Abi üçgen gibi bir yer. Bermuda şeytan üçgeni diyorlar. Ulan çok merak ediyor musun dedim. Çok ediyorum abi de hakikaten ne var dedi ya. Nasıl çekiyor, nasıl gemiler yok oluyor. Ulan uçaklar nasıl yok oluyor. Vay be öyle mi ya? Ya peki senin girme ihtimalin var mı dedim oraya. Yok abi dedi, onların koordinatları belli. Ne uçak geçer ne gemi. Dedim ki senin oraya girme ihtimali %100 olur? Hiç olmaz dedi. Ulan girme ihtimalin %0. Ama girme ihtimalin %100 olan kabiri dikdörtgen merak etmiyorsun. Dikdörtgen bu da. O da üçgen. Bermuda şeytan üçgeni o. Ona bu Bermuda şeytan üçgeni değil. Rahman-ı Rahim'e giden dörtgen bu. Allah'a kavuşma. Şeytan üçgeni değil bu. Rahman-ı Rahim'e giden dikdörtgene. Ulan onu merak etmiyorsun, üçgeni merak ediyorsun. Ve oraya girme sıfır ihtimali buzda %100. Ulan %100 gireceğin yeri merak etmiyorsun. Sen ne biçim adamsın? Dedi ki, hakikaten hiç düşünmedim dedi ya. Düşünmez tabii. Niye? Mutfak, tuvalet, yatak, iş veya okul. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Dikdörtgen içinde yaşa ve öl gömül. Ne oldu o zaman? Mutfakla tuvalet arasında pimaş gibi bir boru. Sanki mutfaktaki güzeli, meyveleri, yiyecekleri tuvalete dönüştüren bir mahluk. Pislik fabrikası, gübre fabrikası. Hiç merak et. Bak ne diyor? İki başlı şey çıkmış. İki başlı, vay be, ona tek başlar sanki normalmiş. Hiç merak etmiyor. Amerika'da ne olmuş? Ulan ahiret, senin bugün ruhunda ne olmuş? Haber akşam oturuyorsun, peki sabahtan beri senin ruhun ne vaziyette gelmiş? Çocuğu ne vaziyette? Çocuğu da ne yapıyorsun? Koyuyorsun koltuğa, tamam. İki kelam edelim komşuyla diye. Oysa bir iki saat. Ya lan ne bir iki kelam. O veya bir latlak yapacaksın, televizyon seyredeceğim diye. Çocuğun eline laptop veriyorsun, tablet veriyorsun, çizgi film karşısında kurban ediyorsun. Ondan sonra çıkıyorsun bana diyorsun ki, benim çocuğum niye böyle? Lan o çocuğu niçin yapıyorsun, seyrettiriyorsun biliyor musun? Başından def etmek için. Çünkü çocuğuna oyuncak alacağına, çizgi film seyrettireceğine, tenekenin kapağı, tencerenin kapağını ver, sen oyna. Çocuk zaten kapağa ihtiyacı yok. En güzel oyuncak sensin. Çocuğu başından def ediyorsun. Televizyon seyrediyor adam, lan çık tane çık, çık. Lan alsana da şu çocuk. Lan bana kanın versene ya, yeni bir oyuncak aldım ya, ben meşgul et ya falan. Niye? Çocuğa oyuncak mezarlığı yaptık. Gidin bakalım çocuklarına oyuncak mezarlığı. Niye televizyonun karşısına koltuğunu oturtuyoruz?
Çok seviyoruz lan da. Ya. Ondan sonra niye bana isyan ediyor? İyi ki kafana sandalyeyi geçirmiyor. Hayret ediyor. Halbuki havanın fırtınaları gibi geçici hallerdir. Sebebiyet verenlerin tesirleri pek cüzi. Ondaki zarar ve menfaati o vaziyet şarttan bahri muhitten sana göndermez. Onun için bu misali verdim. Üçgeni merak ediyor, dikdörtgeni merak etmiyor. Senden sana daha yakın. Bak, senden sana daha yakın. Senin kalbin onun tasarrufunda. Farkında mısın bak? Senin kalbin onun tasarrufunda. Oyun geliyor bize. Şu andaki tasarruf o. Şu anda Allah biliyor mu bunu? Şu konuşmayı. Biliyor değil mi? Peki, Allah her şeyi biliyor. Her şeyi görüyor mu? Görüyor. Her şeyi de biliyor. Ondan hiçbir şey gizlenmediği halde gizli zannettiğimiz günahları ne cesaretle yapıyoruz? Benden gizlesen, ben senden gizlesem ne olur ya? Gizli sessizlik onun için muha. Şu haddini bilmemek var ya, şu kendimiz ya. Şu konuşmamız haşirde gelecek. Allah bunu soracak mı? Hasan sen bunu okudun, uygun, niye yaşamadın? Diyecekler mi demeyecekler? Diyecekler. Sana da diyecekler ki duydun mu duymadın? Okudun mu okumadın? Ezeli ve ebedi. Kefenle adam sarılıp toprağa katıldığını gördünüz mü? Böyle yatırıldı da perdele konup toprağa katıldığını hiç gördünüz mü? Tabii. O olacaksın sen de. Hem de ummadığın anda, beklemediğin ve ummadığın anda ve zamanda. Bu derslerin ne demek olduğunu o zaman anlayacaksın. Şu anda doğru ya, hakikaten seyretmemek lazım ya, tamam. Şimdi bir türlü tilki kuyrukları gidiyor. Bu dersleri kabre girince göreceğiz. Kefenlenince, o akıl, akıllını dağıtır manevi bir divane olur. Kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur. Hep böyle dersler dışarıya veriyoruz. O bizimle ne alakası var canım? Tabii canım. Hep sokaktakilere ya. Hep gafletteler abi. Bak hep gafletteler kendisi dışında. Huzurda. Hep gafletteler değil mi? Onlar gafletteler. Tabii canım. Ya değil mi? Bir şey. Acayip bir şey ya. Hatta sözüm cemaatin dışında derken cemaatin içine atıyorum. Ulan cemaatin dışında değil ki bu, cemaatin içine atıyorum. Acayip ya. İtasın günahını diyor, kendi sarıyor abi. Nasıl abi? Gıybet ederken diyor ya, itasın günahını. Ha, itasın günahsın, orada öyle mi derler? Bizde günah başına. Günah boynuna olsun. Oğlum uşağım doğru söylüyorsun da. Doğru söylediğin için zaten gıybet. Bir de yalan desen iftira. Sözüm camiden dışarı diyor, caminin içinde. Caminin içine koyuyor zaten. Ya bu derslere, kardeşim. Biz buraya neye geldik ya? Bu dünyaya. Zaten yakında öleceksiniz. Hepimiz. Ya nasip gelecek sene bu zamanda. Ramazan'a 2 gün kala. Hangimiz varız ki? Belli değil ki. Hiç belli yok. Ya. Aa şimdi kim dedi ya? Sen arkadaşım dedin değil mi? Ha bizim. Kaç yaşındaydı? 60'a yakındır ama. Yaşı mı? Yaşı. Kalp ameliyatı oldu. Akrabasına ne dediler? İyi durumu. Durmuyor. Ameliyattan çıkardık, servise koyduk, gidebilirsiniz hemen dedi. Gittiler arkadan geliyor haber. Öyle. Böyle dalin abi. Vallahi. Ne oldu şimdi? Şimdi bu dersi hiç dinlememiş, ne olacak? Haberlerin peşindeydi, öldü gitti şimdi. Diyecek belki Amerika'da ne oldu, söyle bakalım bu haberleri. Aynen. Amerika'da, İngiltere'de ne oldu, Orta Doğu'da ne oldu? Orta Doğu denilen şu kalp, Orta Doğu'ların olduğu yerde ne oldu? Onu sana soracaklar. Hizmet nerede, ne vardı? Hiç. Amerikan tavukları kaç tanedir? Sizin bir akrabanız hastaneden aramıştı ya sana bizi. Hangisi? Söyle bakayım. Hastalığı artık ortaya çıkınca yapışmış ya. Oo. Her tarafta yanındayım. Söyle. Seninle beraberim. Hayır dedim. Kafana dedim bir şey mi düştü? Meğer kafasından kanser çıkmış. Ama bizde hani öyle bir tabir var ya. Ya, sana da bir şey denilmiyor ya dedi ya. Hayırdır kardeşim, derse gel deyince zamanın yoktu dedim de. Şimdi sen arıyorsun. Sen kardeş nereye gidiyorsun dersi, bu akşam götüreyim seni.
Hayırdır ya? Kafana bir şey mi düştü? Kanser düşmüş. Haberim yok benim tabii. Şuursuz söyledim onu. Ve gitti. Ya hiç bizi derse götürmeyi nasip olmadı. Hastalıyken. Yok, sağlığıyken zaten götürmedi. Hastayken nasıl götürecek? Kardeşim bu işler biraz da nasip iş. Anladınız mı? Allah'ın tecellisi, Allah'ın rububiyeti enaime zenni abdimi. Ben kulumun zannı gibiyim, zannı üzereyim. Allah'ın sana tecellisi senin zanların üzerinde. Zanlarını düzelt. Allah'ın tecellisi farklı olsun. Son şeyimi okuyayım da. Bak, senden sana daha yakın. Senin kalbin onun tasarrufunda. Senin cismin onun tedbir ve icadında olan bir zat-ı akdesin rububiyetini ve hikmetini nazara almayıp ta dünyanın nihayetinden, Amerika'da, Orta Doğu'da nihayetinden zarar ve menfaatı beklemek ne derece divanelik olduğunu tarif edilmez. Kalp ömür bitiyor, Amerika'da ne oldu? Lan ruhunda ne oldu? Kabir ne oldu bugün senin için? Oradaki zarar ve menfaati merak ediyorsun. Bugünkü defterini niye merak etmiyorsun? Ya hem iman ve hakikat noktasında bu çeşit merakların büyük zararları var. Çünkü gaflet verecek ve dünyaya boğduracak ve hakiki vazife-i insaniyeti ve ahireti unutturacak olan en geniş daire ise siyaset dairesidir. Hususan böyle umumi ve mücadele suretindeki hadiseler kalbi de boğuyor. Güneş gibi bir iman lazım ki her şeyde, her vaziyette, her bir harekette kader-i ilahi ve kudret-i Rabbaniye'nin izini, eserini görsün. Ta o zulmü zulmette kalp boğulmasın, iman sönmesin, akıl tabiat ve tesadüfe saplanmasın. Hatta ehli hakikat, hakikat ve marifetullah'ı bulmak için kesret dairelerini unutmaya çalışıyorlar. Ta kalp dağılmasın ve lüzumlu ve kıymetli şeye sarf etmek lazım gelen merakı, bak, ta kalp dağılmasın, lüzumlu ve kıymetli şeylere sarf etmek lazım gelen merakı, zevki, şevki, lüzumsuz fani şeylerde telef olmasın. Hatta bu esirdandır ki, din dusturlarının bir hadimi olmak cihetiyle, güneş gibi imanlar taşıyan bir kısım sahabeler ve onlara benzeyen mücahidinden, selef-i salihinden başka siyasetçi ekserce tam muttaki dindar olmaz. Tam ve hakiki dindar muttaki olanlar siyasetçi olmazlar. Yani maksadı asli siyasetini yapanlarda din ikinci derecede kalır, tebeyi hükmüne geçer. Hakiki dindar ise bütün kainatın en büyük gayesi ubudiyet insanidir diye siyasete aşk-ı merak ile değil, ikinci, üçüncü mertebede onu dine ve hakikate alet etmeye eğer mümkünse çalışabilir. Yoksa baki elmasları kırılacak adi şişelere alet yaparlar. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha temâs selavât.